Sıradaki babımız babu şurutu fil muameleti. Muamelede şartlar babı. 2570 nolu hadis ilk olarak. Haddesena Ebu'l Yemani. Bize Ebu'l Yeman anlattı. Akhbarana Şuaybun. Bize Şuayb haber verdi. Haddesena Ebu Zinadi. Bize Ebu Zinad anlattı. Anil A'raci, o da El A'raç'tan. An Ebi Hureyre'te, o da Ebu Hureyre'den. Radıyallahu anhu, Allah kendisinden razı olsun. Kale, dedi ki, Kaletil Ansaru linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ensar, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki, اقسم بيننا وبين اخواننا النخيله. Bizimle kardeşlerimiz arasında hurmalıkları pay et, paylaştır. Mekke'den hicret etmişler. Varlıkları yok. Hicret gizliden gerçekleşen bir şeydi. Dolayısıyla ihtiyaç halindeler. Allah'ın elçisi Medinelilerle Mekkeliler arasında kardeşlik tesis etti. Ancak Medineliler, Ensar, muhacirlerin onların eline bakar halde olmalarından rahatsızlık duydular. Bu konuya bir kesin çözüm Resulullah'a teklif ettiler. Dediler ki, bizim hurmalıklarımızı bizimle muhacirler arasında taksim et. Nasıl bir teklif bu? Yani gayet makul, onlar açısından büyük fedakarlık tabi, mallarını taksim et. Yani Resulullah'ın da Allah razı olsun deyip paylaştırması beklenir. Resulullah ne cevap vermiş tir diye eğer hadiseyi bilmesek, sorsalardı, sanıyorum büyük bir çoğunluğumuz evet derdik herhalde, kabul etmiştir diye. Ama şaşırtıcı bir şekilde bu soruya hayır cevabını vermiş. La, olmaz. Tabi bu la'nın arkasında ne var? Sizin mülkiyetiniz buralar. Bu muhacirler geldiler, hicret ettiler, hicreti göze aldılar. Çalışırlar, çabalarlar, kendileri gayret ederler. Allah onlara rızık verir, ne verir, o yoluna girer bu işler. Ama sizin mülkiyetlerinizi yarıca alırlarsa ne olur? Orada bazı tehlikeler var. İleriye dönük de bazı tehlikeler var. Şeytana fitne için bazı şeyler var. Dolayısıyla kardeşlik, sevgi, saygı, bunların hepsi güzel ama hukuki muamelede dikkat etmekte fayda var. Ne demiş? Ne kadar dost olursan ol, komşunla ne kadar iyi olursan ol, bahçe duvarını kaldırma. Bahçe duvarının yeri belli olsun. Komşunu çok ağırlayabilirsin, çok misafir edebilirsin, çok sevebilirsin. Ama artık bahçe duvarını kaldırıyorum dedi mi, o bir hukuki sınırdır, o her zaman ona ihtiyaç var. Resulullah'ın burada la demesi de çok bana şey geliyor, çok öğretici, eğitici geliyor. Çünkü bunlar o esnada daha hicret yeni gerçekleşmiş, dostluk, kardeşlik öyle bir düzeyde ki, yani bazı rivayetlerde görüyoruz, hanımımdan boşanayım, hanımlarından boşanayım, dilersen onlarla evlilik yap diyecek düzeyde bunları hoş karşılamışlar. Allah Azze ve Celle bunu övüyor, bu hoş karşılamalarını. Ama olay günübirlik bir şey değil bu. Uzun zaman bir hadise. Dolayısıyla da paranız kendi elinizde olsun, iyilik yapmak istedikçe iyiliğinizi yapın. Bu güzel bir şey ama verip de yarın pişman olmak veya yarın geri almak
veya artık iyice şey yaptınız, şimdi o tarlaları, hurmalıkları yarısını biz yine geri alalım demek, bu daha kötü. Demiş ki la, fekâle, bunun üzerine demişler ki, veya Resulullah demiş, tekfûne el-maûnete ve nüşrikukum fi's-semrati. Siz bize insan gücüyle katkı verin, yani hurmalıklarda çalışarak, biz de sizi hurmalara pay, hurmalardan pay verelim. Yani o seneki mahsulden biz de size şey verelim, pay verelim. Bu husus hoşlarına gitmiş, bunu kabul etmişler. قَالُوا سَمِعَنَا وَأَطَعْنَا. Muhacirler de buna itaat etmişler, kabul etmişler. Tabi bu sürekli kendisini yenileyen bir şey. Sonraki sene adam, herkes kendi şeyine bakabilir. Dolayısıyla kimsenin üzerinde kalıcı bir yük oluşmuyor. Ama ötekinde sıkıntı vardı. Hazır muhacirler, kendisi de bir muhacir olan Allah'ın Resulü, Mekke'den gelmişiz, Ensar da bonkör davranıyor diyerek, ben de zaten Allah'ın elçisiyim, benim hatırımı sayarlar diyerek, dini bir şeyin, gücün işte etkisiyle insanların malına tasallut etmediğini görüyoruz. Burası çok önemli. Çünkü bugün bunu en çok biz yapıyoruz. Yani diyelim ki bir kimse bir yere iştirak ediyor, bir şeyler öğreniyor, muhabbet duyuyor vesaire. Sonra onun hemen başlıyorlar mülkiyetinden talep etmeye, bunu ver, şunu ver. Eğer mülkiyeti varsa. Ve bu, bakıyorsunuz, bir sistematik haline geliyor. Kimin üzerinde birikiyor şeyler? Emlaklar, paralar, merkezdeki şahsiyetin üzerinde. Bunun ne anlamı var? Yani eğer insanlara siz dini bir şey tahsil ediyor, öğretiyorsanız, bunun, bu dini öğretinin merkezinde كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ اَوْ عَابِرُ سَب۪يلٌ var. Dünyada bir garip gibi yahut gelip geçen birisi gibi ol. E şimdi bunu öğretip insanları dünyadan dikkatlerini ahirete çekerken, tam da o esnada onların dünyalıklarını kendi uhdenize geçirmek tam bir çarpıklık olmuyor mu? Maalesef bu türden yapı yahut ve yapılanmalar, kendi müntesiplerini bu şekilde, hani aldıkları paralarla hayır, hizmet, hasenat yapanları istisna ediyorum, biriktirdikleri, topladıklarını bu halka döndürenler, ihtiyaçlı kimselere döndürenler, öğrencilere döndürenler, ama aldıklarını şahsi mülk olarak zimmetlerine geçirenlere bu hadis çok güzel bir örnek veriyor. Ki Resulullah'ın şahsına teklif etmemişler bunu. Öyle örneklerimiz de var elimizde. Resulullah onlara da mesafelidir ve bunlar da sünnettir. Bunlar da Resulullah'ın örnekliği içerisinde dikkatimize sunulan hususlardır. Dolayısıyla sakın ha insanların dini bir düşünceden, yani dini merkezli duygularından ötürü ceplerine elimizi uzatmayalım. Bu onları sömürmek anlamına gelir ve sömürmek, sömürmelerin içerisinde en çirkini bu. O sebeple dini bir vaazda bulunan, anlatımda bulunan, irşat, tebliğ, ne derseniz, hepimizin sorumluluğu bu. Kimselerin maişetleri ayrıca olsa, yani kendi maişetlerini kendileri karşılar olsalar,
Bu onlara bu manada bir rahatlık sağlar. Ama kurduğu cemaat üzerinden geçiniyor. Geliri oradan geliyor, şirketleri de oradan kurmuş. Holdingleşiyor. Hepsi bu etrafına topladığı insanlar üzerinden sağlıyor. Bu artık onlarla sadece dini bir hani tebliğ, irşat, yol gösterme ilişkisinden gayrı ekonomik bir ilişkiye de girdiğini gösterir. Bundan sonra artık o kişinin söylediği veya söyleyeceği şeyler de baskı altına girer. Çünkü cemaatin varlığı, kalabalıklığı onun ekonomik geliriyle artık doğru orantılı. Şöyle dediğim zaman cemaatten sermayesi çok olan, güçlü olan kimseler bundan rahatsız olur diye düşünürse öyle dememeye başlar. Şöyle dersem filancalar rahatsız olur, böyle dersem herifler rahatsız olur, böyle dersem hanımlar rahatsız olur diye bu sefer artık cemaat tabanı imameti yönetmeye başlamış demektir. Karşılıklı parazit ilişkiye dönüşmüş olur. Halbuki hakkı söyleyen veya söylemekle yükümlü olan, anlatmakla yükümlü olanların bu anlamda tam bağımsız, eyvallah olmayan, insanlara bu manada bel bağlamamış durumda olması, beklentisi olmayan durumda olması onun hakkı konuşmasına imkan sağlayacaktır. Bu açıdan düşündüğünüzde mevcut şu anda yapı ve yapılanmaların ekserisinin ve özellikle son yıllarda iktisadi bir kimliğe bürünmüş olması, sadece iktisadi kimlik ve bürünmüş olması şöyle dursun, siyasi bir çehre de kazanmış olması artık onların dini boyutlarını veya dini yönlerini iyice kuşkulu hale getirmiştir. Yani siz böyle bir yapılanma olarak baktığınız zaman aktivitelerinize ağırlıklı olarak ticaret döndürüyorsunuz. Baktığınız zaman aktivitelerinize ağırlıklı olarak siyaset döndürüyorsunuz. Siyasi etkilerde bulunuyorsunuz çevreye, iktidarına, muhalefetine. Siz nesiniz o zaman? Baktığınız zaman dini bir gibi insanlara yol gösteren, bilgiyi ulaştıran, irşad eden, onlara dini hayatlarında destek olan, marifet, irfan vesaire sağlayan, bu artık hakikaten başka bir yöne, özellikle bir kısmı açısından başka yöne ciddi şekilde evrilmiş gözüküyor. Bu sebeple de hakikaten bu suistimalın, yani dinin suistimal edilmesinin önlenmesi, şeffaflığın sağlanması kanımca gerekmektedir. Yani bu özgürlüklere müdahale değil, tam tersi insanların özgürlüklerini koruma adına yapılmalı. Çünkü istismar hiçbir zaman bir özgürlük olamaz. Adam bir yığınla insanları toplamış, onları yazdığı 3-5 şey üzerinden veya yalan yanlış söylediği 3-5 dua üzerinden sağlık kavuşturduğuna vesaire inandırmış, bunları sömürüyor. Ne yapalım, alan razı, satan razı diyemeyiz. İnsanların bazı konulardaki bilgi eksikliklerinin yahut zaaflarının yahut hastalık dolayısıyla benzeri sıkıntılar dolayısıyla yardıma muhtaç yönlerinin dini bir söylemle sömürülmesi hakikaten müdahaleyi gerektirir. Bu kesinlikle bir özgürlük alanı olamaz. Kaldık hocam burada infak edelim diyenlere karşı verilen cevabı okuyoruz. Yani hani biz gidip sıkıştırmak bir yana dursun kişilerin mallarına. Teklif de onlardan geliyor. Teklif de onlardan gelmesine rağmen peki ne demek gerekir diye bunun örnekleri var. Akrabalardan başlayıp yakınlardan başlayıp evet. İnfakı önermek. Yani daha güzel yolları var bunun. Önce akrabalarına versen, şunlara versen, akrabaların arasında fakirler var mı, onları dışarı yapsan. Hiç olmadı bu hususta yani bilgilendirmek ve illa olacaksa bile bu şahıs mülkiyetine değil. Yani
kurumsal amacı belli bir vakıf olabilir. Ama bu bir şahıs mülkiyetine dönüyor ise orada problem var demektir. 2570 no'lu hadisi okuduk. 2571 no'lu hadise geçtik. Haddesena Musa bin İsmail'e, bize Musa bin İsmail anlattı. Haddesena Cüveyriyetu bin Esma'a, bize Cüveyriye bin Esma anlattı. An Nafi'in, o da Nafi'den. An Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu, o da Abdullah bin Ömer'den. Allah kendisinden razı olsun. Kale dedi ki, اَعْطَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'i Yahudilere verdi. Diyeceksiniz, Hayber zaten Yahudilerin değil miydi? İdi. Allah'ın Resulü fethetti. Sonra da çalıştırmaları, işlemeleri için toprağı onlara verdi. Mülkiyetini vermiyor tabi, işletmesini veriyor. اَنْ يَعْمَلُوهَا işletsinler diye. وَيَزْرَعُوهَا eksinler diye. Mukabilinde ne var? وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا mahsulün yarısı onlara. Yani mudarebe gibi bir şey bu. Araziyi onlara verdi, çalışacaklar. Araziyi işleyecekler, tarımsal faaliyetlerinde bulunacaklar. Neticede mahsulün yarısını da onlara bırakacak, yarısını da kendisi alacak Resulullah. Böyle anlaşmış veya böyle vermiş Yahudilere, buna anlaşma denmez. Onların diyarını çünkü fethetmiş bulunuyor. 2571 no'lu hadis böyleydi. Bunu niye İmam Buhari Kitab-ı Şurut'ta zikrediyor, muamelelerde şartlar? İşte bunların hepsi şart. Yani sen toprağı işleyeceksin, mahsulün yarısını sana vereceğim. İşlemen karşılığında şart bu, neticesi de aldığı mahsulün yarısı. Sıradaki bab başlığımız. Hocam burada daha fazla alamaz veya bir kıstas alabilir mi? Yani o fıkıhçıların işi. Başka da şeylere bakacak, konuya dair başka rivayetlere de bakacak, konuyu değerlendirecek. Bu bir üst sınır mıdır, alt sınır mıdır, yoksa bu bir sınır değildir? O gün için Resulullah'ın uygun gördüğü bir karşılıktır, karşılıklı rıza ile olan. Bugün için başka bir yerde, çok verimli bir yerde bu %60 olur, çok verimsiz bir yerde %25 olur. Bu mudur? Bu artık yani fıkıh dediğimiz, olayı etraflıca ele alıp, kavrayıp konuya dair istinbatta bulunmak, yeni yeni hükümler çıkarmak. Bir kişiyle. Yani.